Merhabalar arkadaşlar, ben Ellak. Bugün sizlerle Expand modunda Burgundy oynayacağız. Normal Burgundy gibi aşırı değiştirmemişler. Fransa ya da İngiliz gibi çok fazla bir şey eklememişler. Böyle bir bar eklemişler buraya 3 tane. Doluyor. En sağdan moral alıyorsunuz. İşte Siege Ability alıyorsunuz. Cave Cost alıyorsunuz. Bir tane Advisor veriyor. Cave Combat Ability veriyor. Bu 3 tane bar eklemişler. Yeni gelmiş bir modla gelmiş. Görev ağacı bir tık değişik. Üst taraf Hollanda kurduruyor. Alt taraf Lorraine kurduruyor. Orta tarafta Fransa kurduruyor yanlış hatırlamıyorsam. Klasik her taraftan hani her sağdan soldan aşağıdan her yere minik bir görev ağacı eklemişler. Klasik estetiklerimizi veriyorum. Artı birleri vermiyorum çünkü bir görev vardı galiba. 3-4 tane yeni Great Project eklemişler. Bir tanesi tekstürünü koymayı unutmuşlar. Görev için lazım, o yüzden upgrade'ledim. Bir de modun kendi özelliği Advisor eklemişler. Hani şu butona basıp hani tıklarsanız ve Advisor almaya çalışırsanız 3 level direkt Advisor'lar geliyor ve seçebiliyorsunuz. Bir tık daha pahalı ama onlar galiba. Bu barın en güzel kısmı, bu %10 moral veriyor, prestij veriyor bir de. O da güzel. Şimdi ilk benim en güzel gördüğüm görev bu vasalımızı Şampeyn'e bölüyor. Ve Şampeyn'e Paris'le Şatre'ye kor verdiriyor. Ki hani oraları rahat alabilelim diye. Bu modun en güzel tarafı başlangıçlarınız çok rahat oluyor. Hani çok böyle kafayı takmıyorsunuz çok, çünkü oyunun early'deki yani late'deki şans mekaniklerini başta yaptıklarınızda kapatabiliyorsunuz ama early'deki şans mekaniklerini hiç kapatamıyorsunuz. Çünkü yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. Hani onu biraz düzeltmişler. Şimdi İngiliz saldırdı şeye, yani Yüzyıl Savaşı başladı. Ben de hemen oradan bir kaleyi toprağını alayım diye girdim. Ordusu hazır. İçimde dedi bedava Free Real Estate, bir tane torpa alıvereceğim. Bu arada Fransızlarla da İngilizler savaşıyor. Ben de o toprakları lootluyorum. Bedava para sonuçta. Avusturya geldi savaş. Ondan da para alacağım. Özellikle Burgundy oynuyorsanız, bir de bu modda oynuyorsanız, özellikle bu modda oynuyorsanız hani HRE'yi bence yıkmanızı ben tavsiye ediyorum. Bir tane görev bitirdim bu vasalların ilişkileriyle alakalı. Bir tane privilege veriyor ama bu vasalların ilişki kısmını ben çok beğenmedim. Çünkü bunları şimdi bir kor eyalet, normal eyalet gibi bir şey getirmişler. Bu görevi bitince geliyor. Hani onları bir tık daha rainliyorsunuz ve Liberty's Eye kazanıyor ama diğerleri Liberty's Eye kazanıyor siz birini rainlediğiniz zaman. Ve bunların hepsini rainlerseniz 3 tane orada Liege gelecek, Utrecht gelecek, Geldre gelecek, vasal olarak gelecek bunlar. Bütün onların hepsini pık diye ekleyebiliyorsunuz görevle. Hani o yüzden bunu yapmak önemli. Bunların hepsini yapın. Bir de burada Hollanda PU değil, Flanders'ta Brabant PU, Hollanda vasal. Hani öyle bir problem oluyor. Yani Hollanda hep disloyal, hani daha disloyal olmaya yakın oluyor. Kale toprağını aldım, orayı stable port olarak belirledim. Bu ticaret gücü veren disicim var ya, o açılıyor görevle beraber. Onu da yapıverdim. Şimdi sıra Fransa'da. Fransa'ya gireceğim. Paris'in korlarını alacağım. Ayaman Paris demişim. Şampiyon'un korularını alacağım. Paris'e koru var çünkü. Savaşa girmeden bu morali alıyorum. Savaşta morali basamıyorsunuz. Bu bir nevi savaştan önce yuvarlak masa şövalyeleri toplarım, hazırız diyor. Öyle bir olay yapmışlar. Burada da Utrecht, eğer görevi bitirirseniz, bir tane görev var üstte Brabant'ın Great Project ile ilgili. Onu bitirirseniz Utrecht kabul ediyor masa olmayı. Böyle eventler gelecek. Utrecht'e geliyor. Bu arada şu an rain yapıyorum. Utrecht'e geliyor. Gelre'nin kralı öldüğünde gelecek. Böyle bir event geliyor. Kral ölünce gelecek diye geliyor. Bakın geldi. Geldi'nin kralı öldüğünde bize vasal olarak gelecek. Hatta direkt rainlenmiş olarak gelecek. Liege gelecek. Geldi'ye gelecek. Utrecht de gelecek. Bu kadar. 3 tanesi geliyor. Yani gelebiliyor. Şansı var. Fransa'ya girdim. Şampiyon'un korunu alacağım. Yani Paris'i alacağım. Sağa sola alacağım. Bu arada öldük. İlk kralımız öldü. Şimdi ikinci kralımız geldi. Bu ölünce Succession Crisis'i yiyeceğiz. Kime düşeceğimizi karar vereceğiz. Düşmemeyi seçeceğiz tabi, düşmeyi de biliyoruz biliyorsun. Düşmeyince ama burada Mary gelmiyor. Normal ikinci kral, üçüncü kral devam ediyor. Liege eventi geldi. Liege'i vasal alırsanız Liege biraz sinirli oluyor. %50 Liberty Desire ile başlıyor modda. Bedava Liege diye hani. En azından onu, ki Liege güzel bir ülke. Yani iki toprak güzel topraklar. Onların %50 ile Liberty Desire ile başlatmışlar biraz zor olsun diye. Gayet makul. Fransa zaten yorgun. Hani İngiliz savaşındaydı. Bitirdi. Alençon'u saldı. Oradan da bir torpağını kaybetti. Gerçi o ona Fort Smith ve kale olarak geri dönecek ama ya biraz moralde bonusumuz vardı. Advisor'dan geldi. Onun dışında bu 3 tane bar vardı ya, oradan da alıverdik. Yavaş yavaş düzgün bir şekilde giriyoruz. Güzel bir merc çekebilirsiniz. Siege Leader olan bir merc, Siege Pipe olan bir merc bulursanız 2-3, hani 3 ele bulursanız zaten ölüp öpüp, öpüp başınıza koyun yani. Onlarla beraber çok rahat direkt hani kaleye oturun. Gerekirse kaleye çok oturun, orada ikiye bölmeyin. İkiye bölerseniz bir küçük olana dalacaktır ya da eşit olanların ikisinden birine dalacaktır. Kaledekine dalar. Kaledekine dalmazsa daha kötü. Kaledekini geri çekeceksiniz destek için falan. Topluca oturun. Bir fort, iki fort alın, sonra yavaş yavaş battle atmaya başlayın ve tatlı mı tatlı dövün.
Rönesans'ımı da aldım. Bu arada Şampiyon toprakları verirseniz eğer, yani Paris Şampiyon'daysa diyor, sana yüzler puan vereceğim diyor. Oyun diyor ki sana, ben seni oynatacağım diyor. Sen diyor sakin ol diyor, görevleri bitir diyor. Ben seni diyor yaşatacağım, ben seni büyüteceğim diyor. Çok tatlı, çok güzel. İlk görevimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi vasallarla, yani piyuların ve vasallarla ilişki geliştiriyorum ara ara. Hani ya Burgundi'ye bir tane şey çok güzel olurdu. Bir diplomat çık daha, hani çok güzel olurdu. Ya iki PU, bir vasal, iki vasal, üçüncüyü alıyorsunuz, dördüncüyü alıyorsunuz. Hani 2, 4, 6, 7 kişiyiz şu anda, bu 7 mi? Sayamadım. Çok var yani, ama 2 diplomat var hani. O biraz bizi aslında bir tık yoruyor. Hani yapacak ama bir şey yok. Moralimi aldım yine. Bu moral dediğim gibi savaştan önce alacaksın. Savaşlardan önce hani morali alın, öyle girin. Bedava %10 moral. Champagne'den eksiledim. Golki biraz açtı çünkü hala düküz. Hani o düklüğümüzü gideremiyoruz şu anda. Çünkü bütün güzel hani devli yerler vasallarda, PU'larda. Bu arada Champagne'den eksiledim. Orada tek seçeneklerim açıldı. Tek seçeneklerimi her yere verdim. Zaten çok az bir seçeneğimiz var ama olsun, her yere yapıştırdım. Bu görev galiba ikinci kral geldiği zaman üstteki görev açılıyor. Çok bir olay yok. Kralı general yapıyor. Aggressive Expansion pek bilmiyor. Bir yandaki görev ise, aşağıdaki görev, size özel bir CB veriyor. Show Strength CB'si ama toprak alabildiğiniz ve yarı puana, %50 ya da %45 war score'a bir yüzer puan alabildiğiniz bir görev veriyor. Çok güzel yani görev bu. Çok harika bir görev. Bayıldım. Hem yüzer puanımı alıyorum, hem toprağımı alıyorum. O sırada da öldüm. Ve Crisis tetiklendi. Succession tetiklendi. Burada kimseyi seçmeyeceğim. Hani ne verse düşebiliyorum. Avusturya düşebiliyorum. Fransa'ya düşebiliyorum. Gelre'ye mi düşebiliyorum? Bilmiyorum. Bir Lira'ya düşebiliyorum. Ne verse benim vasalım. Ne verse düşemem gerçi de. Gelre'de de düşecektim de. Gelre benim vasalım olacaktı. Ben ona düşecektim. Onu da istemedim. Ben yine kendim kaldım ama Mary gelmedi başa. Herhalde modda onu değiştirmişler. Kalan kral, yani geçecek varis geçiyor ve o kalıyor. Normalde Mary geliyor başa ama şu an varis kalıverdi. Ben de savaşıma devam ettim. Kolay bir savaş olacak zaten. Bir tane state alacağım, çıkacağım. Şu sol üstteki state alacağım, çıkacağım. İmparator toprakları istedi. Burada ekstra bir şey yapmışlar. Toprakları vermiyorsunuz. Yine de alabiliyor. Yine de isteyebiliyor bu seçenekte. İki seçenek yine. Oraları inheritliyorsunuz. Otonomi veriyor ama oraya. Bir tane privilege'ımız açık. O privilege otonomi ekliyor. Ya da veriyorsunuz ya da vermiyorsunuz. Vermezseniz eğer support independence atıyor ve size saldırabiliyor. Saldırmadı. Saldırmamayı moda mı koymuşlar bilmiyorum. Genelde hep saldırıyor galiba, modda hani saldırmama şeyi koymuşlar. Biz sonra zaten Avusturya'da bir yerde bir savaşa gireceğiz ve o support independence'lar düşecek. Bu arada üstteki Hollanda görevlerini yapıyorum. Çok basit görevler, ne olduğunu, konu söylemeyeceğim. Güzel böyle bonusları var. Esteklerle ilgili bonusları var. Onları alabilirsiniz. Şu anda bunların hiçbirini eksilemeyin. Özellikle Lowlands'tekilerin hiçbirini eksilemeyin. Dediğim gibi görev onu anexleyecek. Bu arada yeni modda, yani bu modda İngiltere biraz güçsüz olabiliyor. Gördüğünüz gibi Cornwall çıktı. Ben de girdim. Onu hemen vasal diplomatik bir şekilde İskoçya dövmüş. Onu vasallayıp İngiltere'ye girdim. İngiltere'nin kıyı şeridini alacağım. Tabi daha sonra kötü kötü şeyler olacak. Avusturya'da İngiliz de el aydı. Gittim ona da. Parasını marasını aldım. Siege'dim bayağı, bir devastation verdim. Özellikle bakın, bu altın toprağında fort yok. Yanında da fort yok hani. Oranın devastation hiç bitmeyecek. Orayı alın yakın. Hani orayı hep alın yakın. Ve occupy'li tutun, tutabildiğiniz kadar. Orası devastation kazansın. Çünkü production income'ı devastation düşürüyor. O yüzden devastation ne kadar yüksek olursa o kadar az para kazanır. Birinci ayda quality. İkinci ayda eco gittim, biliyorsunuz. Spesifik bir şeyimiz yoksa quality eco her zaman taşıyor. Çayımdan güzel bir yudum aldım. Kaynar bir çaydı, güzel oldu. Kaynar çayı seviyorum. Böyle çok sıcak olacak ki böyle içim ısınacak. Eventimi de aldım. Turnuva eventi geldi mi kaçırmıyorsunuz, biliyorsunuz. İngiltere'den aşağı tarafa aldım. Sonra Friesland'a girdim orayı toplayayım diye. Ama biraz sinirlenmiş gözükecekler ki. Koalisyon kurulları. Bir tane aldım çıktım. Bu arada bütün koklarımı ben sildim. Sakın koklarınızı silmeyin İngiltere'ye çıkacaksınız. Çünkü orada isyan çıktı. Ben de orayı vasala verdim. Bana da değil. Vasalın bütün topraklarını siege'ledikleri için bağımsız oldular. Ben kendimi alaydım. Olamayacaktı böyle bağımsız. Çünkü benim sürü toprağım var. Onun her yerini siege'ledikleri için bağımsız oldular. Çok kötü oldu. Bu da kıyafet satma görevi. Hani bu memlük ekmek satıyor ya. Biz de kıyafet satıyoruz. Tekstil ürünleri satıyoruz ama satamadım. Hani privilege beni satılıyor ama ben satamadım. Kimse almıyor. Artı 8'i de yok. Direkt 0'a 0. Yani kimse almak istemedi. O herhalde bug'la, onu bilmiyorum. Olmadı yani. Kaldı. Öyle kalıverdi yani. Yapacak ona çok bir şey yok. Denemeyin. Ne yapıyorsanız yapın. Kalsın öyle. Boş verin. Ellemeyin. Bu arada dediğim görev, hepsini rainlerseniz eğer böyle bir görev açılıyor. Bu görev bunların hepsini annexliyor. 10 unrest ve 60 otonomi veriyor. Ekorlayıp zaten 25'ini düşürüyorsunuz. Oralara courthouse basacaksınız. Kıvamendiniz de düşük değilse eğer, otonomi çok 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 hızlı bir şekilde düşecektir. Bir bitti mi bir daha bir kullanım ettim, bir daha bir düşürürsünüz. Hani otonomi çok problem değil. Onları annexlemek bedava. Böyle bir annexlerken direkt alın. Otonomiyi halledersiniz zamanında. Zaten kral dediğim gibi yüksek tutun. Hiç problem olmayacak. Hızlıca geri düşürebilirsiniz.
Bir de artık krallık onu verdim. Hani artık benim olayım değil mi? Ha, vakti geldi artık olayım dedim. Bu arada Lancaster çıkmış. Lancaster'ın bütün Lancaster biliyorsun York hanedanı, Lancaster hanedanı vs atıyorlar. Yüzüklerin Savaşı'nda. Bu Lancaster hanedanı çıkmış. İskoç'un vasalı ve bütün şeyde koru var. Bütün İngiltere'de koru var. Ben dedim ki İskoç'cığım o vasalı alabilir miyim pıtı pıtı pıtı? Onu ben dızlayabilir miyim deyip İskoç'a girdim. O vasalı alacağım kendime, oradan da İngiliz'in korularını dızlayacağım. Tam bu sırada Fransa'nın disaster'ı patlak verdi. Mad Wars patlak verdi. Burada Fransa'nın apanajları Fransa'ya da vs atıyorlar. Kaldırıyorlar. Topluca kaldırıyorlar. Fransız eğer yenerse direkt hepsinden ek istiyor. Burgundy ve Brittany bu savaşlara dahil olabiliyor. Ki savaş çıkınca bizim dahil olma gibi bir bug'ımız oldu. Benim Fransa ile olan savaşımı bitirdi otomatik olarak ama apanajlarla olan savaşımı tuttu. Bir garip oldu. Bir save aldım benden olur olmaz diye. Yani savaşa girdim Armanyan yanında ama giremedim de. Çünkü Armanyan'la savaştayım. Fransa ile de savaştayım. Hani Fransa'yı atıyor. Armanyan yanında girmeye tıkladım ama girmedi. Orası biraz buglanmış. Kötü kötü oluverdi. Yapacak bir şey yok. Ben de Fransa çıktı içeriden zaten. Bedava zaten çıkaracaktım. Bir şey kalmadı. Bir tam barışıyordum yani. Parasını alıp çıkacaktım. Parasını alamadım. O kötü oldu ama buradan vasalımı aldım. Bu arada modun kendi özelliği. Vasallarınızı aynı renk yapabiliyorsunuz vasal sekmesinde. Çok tatlı olmuş. Herkesi mora çevirdim ya. Başta kırmızı Fransa yapacağım. Çünkü literally Fransa oluyoruz. Hani Fransa olup Burgundy'yi heritlemek mi? Burgundy başlayıp Fransa'yı yemek mi? Yani garip, garip, garip. Bu arada Cortance'ları önce Lowlands yerine basıyorum. Çünkü oralarda biliyorsunuz 60 otonomi geldi. Otomatik anne istediğimiz için görevli. Otonomiyi düzeltmek için önce Cortance'ları oraya bastım. İngiltere'ye de girdim koruları almak için. Burada Granada'yı gördünüz demin. Granada İspanya'yı yendi yani. Bu moddaki şans mekaniği bir tık daha garip, garip, garip şeyler gözükebiliyor. Büyük bir Granada gördük orada. Ben Fransa'yı dövüyorum mesela, Fransa İspanya'yı dövüyor. Gördüğünüz gibi ben Fransa'yı dövüyorum, Fransa İspanya'yı dövüyor. Hani garip grup şeyler olabiliyor. Gayet de güzel aslında böyle şeyler olması, yenilik anlamında gayet güzel. Hep aynı senaryoyu görmemiş oluyoruz. EU5'te keza yani EU5 nasıl olacak bilmiyorum. Daha böyle tarihi gibi ilerleyecek gibi. Sanki hep aynı şeyleri görecekmişiz gibi duruyor ama bakalım EU5'i nasıl yapacaklar. Burada Britain Estate'ini yiyeceğim. Önce Fransa'dan bir toprak aldım. Kalan State'i de Britain'den aldım. Bunun görevi de koloni bir görevi. Colonial Range falan veriyor bir toprağa. Yani o toprağa bir Colonial Range veriyorsa, ülke bonuslarını toprağa veriyorsa ülkeyi veriyor demektir. Toprağa sizin olmanız kaydıyla. Hani toprağa veriyor diye düşünme, aslında ülkeye veriyor bonusu. Yani az çok Burgundy böyle. Fransa kurabiliyorsunuz, Hollanda kurabiliyorsunuz, Lothringia kurabiliyorsunuz. Ya öyle takılmacalı koymuşlar. Yine bir sürü Great Project Lowlands'da. Lowlands'ın eksileme mekaniği yine değişmiş. Lancaster Vassal İngiltere'ye çıkabiliyorsunuz falan filan. Fransa'yı rahat dövebiliyorsunuz. Kolay bir başlangıç. Buradan sonra HRE'yi yok edip sağa solu dövmek olacak. Çok bir aslında olayı yok. Aslında hakikaten çok bir olayı yok. Sadece başlangıcı bir tık daha rahat olmuş. Hani İlk Fransa Savaşı'ndaki korlar, Paris'e kor gelmesi, Şatre'ye kor gelmesi, sadece bu ikisi bile Burgundy'yi aşırı rahatlatmış diyebilirim. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Ben size like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.